Mektebi insaniyet mektebidir. Ehl-i Beyt mektebi aşk mektebidir. Ehl-i Beyt mektebi safa mektebidir. Ehl-i Beyt mektebi maneviyat, ilim, irfan mektebidir. Ve arz ettim ki bu mektepten hiçbir zaman terör örgütü çıkmayı bırak, terörist bile çıkmamıştır. Bu mektepte gammazlar çıkmamıştır. Bu mektepte efendim hıyanet çıkmamıştır. Bu mektepten Şeyh Tusiler çıkmıştır. Şeyh Mufitler çıkmıştır. Seyyid Haşim Behraniler çıkmıştır. Öyle Şeyh Mufit çıkmıştır ki İmam-ı Zaman o öldüğü zaman İmam-ı Zaman onun kabrine yazmıştır. Senin ölümün benim belimi büktü. Bu mektepten merhum İmam Humeyniler çıkmıştır. Bu mektepten merhum Ayetullah Behçetler, merhum Gulpayganiler, merhum Erakiler çıkmıştır. Bu mektepten bugün emperyalizme diz çöktüren Seyyid Ali Hamaneyiler çıkmıştır. Bu mektepten Seyyid Ali Sistaniler çıkmıştır. Ben bir tanesinin bir anısını paylaşayım. Kendi döneminde biz de öğrenciydik. Merhum Seyyid Gulpaygani, merhum İmam Humeyni'den sonra müminler, Ayetullah Gulpaygani iki taklit merciinden birisi idi. İki taklit merciinden. Birisi merhum Ayetullah Araki, diğeri merhum Ayetullah Gulpaygani. Ve her ikisinin de ben hizmetine gitmişim. Her ikisinin de hizmetinden istifade etmişim. Esasen başıma o peygamber emmamesini başıma merhum Ayetullah Araki bırakmıştır. Merhum Ayetullah Gulpaygani'nin başından geçen bir olayı paylaşıp konuyu noktalayayım. Şia mektebi nasıl bir mekteptir? Merhum Ayetullah Gulpaygani, bakın Şia dünyasının merhum İmam Hümeyni'den sonra iki taklit merciinden birisiydi. İki taklit merciinden birisi. Ayetullah Gulpaygani günde bir saat ofisinde halka açık görüşmeler yapardı. Artık Kum şehrinde herkes biliyordu ki efendim Ayetullah Gulpaygani'nin bu saatten bu saate gündüz mesela saat 11'den 12'ye halka açık görüşmeleri vardır. O saatte kimin ne derdi varsa gidip derdini söyleyebilir. O saatte halk gelirdi. Kimisi sorusunu sorardı. Kimisi efendim ailevi meselelere vardı. Onları konuşurdu. Kimisi sıkıntısı vardı. Sıkıntısını söylerdi. Diyor bir gün yine böyle bir toplantıda cemaat gelmiş. 40-50 tane insan gelmiş. Hiçbiri birbirini tanımıyor. Ayetullah Gulpaygani'nin defterinde, ofisinde talebeleri var. Orada görevli olanlar var. Onlar da orada. Diyor bir yaşlı adam geldi Ayetullah Gulpaygani'nin önünde oturdu. Oturdu. Evet. Oturdu. Diyor o yaşlı adam dedi ki Hacı Ağa, ben gözlerimden rahatsızım. Tedavi olmam gerekiyor, ameliyat olmam gerekiyor. Ama ameliyat olacak param yok. Ayetullah Gulpaygani'nin Kum şehrinde yaptırdığı bir hastane var. Halen dahi var. Biz öğrenciyken de o hastane vardı. Halen dahi var. Diyor yanındaki görevliye dedi ki yaz bunu hastaneye yaz. Bunu hastanede gözlerini ücretsiz olarak ameliyat etsinler. Dedi acaba bir şey daha söyleyebilir miyim? Dedi söyle. Dedi mevsim kıştır, hava soğuk. Benim evimde yakacağım yok. Diyor dedi ki bunun adresini alın. Bugün bunun adresine biraz kömür götürün. O da halloldu. Dedi ki acaba bir şey daha söyleyebilir miyim? Dedi söyle. Dedi ki acaba benim hiç paramla yok. Bana biraz yardım edebilir misin? Diyor Hacı Ağa o yanındaki görevliye dedi ki program bittikten sonra buna biraz nakit yardımı yapın. Diyor bu yaşlı yine dedi. Hacı Ağa elini böyle yapınca diyor Ayetullah Gulpaygani iki elini bunun dizlerine bıraktı. Bunun dizlerine iki eliyle bıraktı. Buyurdu ki muhterem senden başkaları da bekliyorlar.
senden başkaları da var ve onlar bekliyorlar. Diyor bu adam artık o dördüncü sözünü söylemedi, kalktı gitti. Velhasıl diğerleri diyor söylediler ve o bir saat tamamlandı. Herkes kalktı gitti. Bir saat sonra diyor oradaki talebeleri diyor Ayetullah Kulpaygani'nin oradaki talebeleri diyorlar ki bir saat sonra diyor baktık ki Ayetullah Kulpaygani o defterin içerisinde, o bulunduğu salonun içerisinde rahatsız bir şekilde, morali bozuk bir şekilde bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa geliyor, bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa geliyor. Diyor biz geldik dedik hacı hayırdır rahatsız mısın, hasta mısın? Dedi yok hasta değilim ama moralim bozuk. Dedi ki hacı niye moralim bozuk? Dedi kendim moralimi bozdum. Canım sıkılıyor ama canımı kendim sıktım. Moralimi kendim bozdum. Dedi ki hacı neden? Dedi bana bir şey sormayın. O gözünü ameliyat ettireceğimiz yaşlı adam vardı ya. Onun adresini almıştınız evine kömür götürmek için. Gidin onun evine hem kömürü götürün hem de onu yarın yine tekrar buraya getirin. Yarın yine aynı saatte halk gelecek buraya. Halk aynı saatte buraya geleceği zaman onu da burada istiyorum. Onu buraya getir. Diyor ertesi gün oldu. Biz bilmiyoruz yani Hacı Ağa'nın morali neden bozulmuş? Niye özellikle o yaşlı adamı getirmenizi istiyor? Biz diyor yaşlı adamı gittik bulduk. Kömürünü de götürdük. Dedik ki işte yarın aynı saatte Hacı Ağa sizi orada görmek istediler. Ertesi gün diyor biz merakla bekliyoruz Hacı Ağa. Ne yapacak? Dün canı sıkılmış, morali bozulmuş. Diyor o yaşlı adama dönerek dedi muhterem ben dün istemeden senin kalbini kırdım. Gönlünü incittim. Senden başkaları da var. Sırada bekliyorlar diyerek senin sözünü kestim. Senin dördüncü sözünü tamamlamana müsaade etmedim. Lafını kestim, sözünü kestim ve böylelikle kalbini kırdım. Kalbini, gönlünü incitmiş oldum. Ne olur diyor bunu söylerken ağlamaya başladı. Ne olur hakkını bana helal et. Ben bu hakla kabire gitmek istemiyorum. Ben bu hak üzerimdeyken ölmek istemiyorum. Hakkını bana helal et. Diyor Ayetullah Kulpaygani bu sözü derken ağladı. Ve orada bulunanların hepsi ağladı. Kardeşlerim Şia Mektebi böyle insanlar yetiştiriyor. Böyle alimler yetiştiriyor. Böyle müçtehitler yetiştiriyor. Ve bunlar cemaatlerini yetiştiriyorlar. Bunlar muhataplarını bu şekilde yetiştiriyorlar. Ne söylemiş? Kızmamış, bağırmamış, kendisinden yardım isteyene hakaret etmemiş. Hakaret etmemiş. Muhtacın biri geldi camiye, merhum Kaşiful Gita'nın cemaat namazı kıldırdığı camiye. Kaşiful Gita büyük bir alim. Kaşiful Gita'ya dedi ki hocam bana yardım et. Dedi bugün yardım edecek imkanım yok. Tükürdü Kaşiful Gita'nın sakalına. Tükürdü. Tuh dedi senin sakalına tükürdü. Kaşiful Gita o tükürüğü böyle eliyle sildi. Döndü cemaate. Dedi müminler Kaşiful Gita'nın sakalının sizin yanınızda bir değer varsa, bir hürmeti varsa bu muhtaca yardım edin. Şia Mektebi böyle alimler yetiştirmiş. Şia Mektebi böyle müçtehitler yetiştirmiş. Çünkü bu mektep aşk mektebidir. İrfan mektebidir. Gönül mektebidir. Adamlık mektebidir. Konu çok oldu. Ben bunları anlatırsam saatler geçer. Allah bizleri bu mektebe